İnsan merak ediyor değil mi? Dünyanın en güzel insanı, Habibi Zişan'ı acaba fiziksel tarifi nasıldır? Enes bin Malik şöyle naklediyor bize. Dolunay'ın olduğu bir gece dışarı çıktım. Bir de çölü düşünün, çölde dolunay nasıldır? Gözümü dolunaydan alamıyordum. O kadar güzel, parlak ve mükemmeldi ki. Birden kendime sordum. Acaba dolunay mı daha güzel yoksa benim Efendim aleyhissalatü vesselam mı daha güzel dedim diyor. Uzaktan Efendimiz'i gördüm. Bir onun yüzüne baktım, bir aya baktım. Bir yüzüne baktım, bir aya baktım. Bir yüzüne baktım, bir aya baktım. Ay onun yüzünün güzelliği karşısında sönük kalmıştı diyor. Efendimizin fiziksel tarifi deyince saç boyu, yüz çehre hattı falan bunu bekliyor insanlar ama başka bir olay var işin altında. Bir gün Ayşe annemiz rivayet ediyor. Dikiş dikerken iğnem yere düştü. Ona seslendim diyor. Ya Resulallah, iğnemi bulamıyorum, yardım eder misin? Vallahi onun yaklaşmasıyla yüzündeki nurun ışığı ile ben o iğneyi buldum diyor. Güzellik tarifi başka nasıl olur ki? Sahabe efendilerimiz şöyle naklediyor. O yanımıza yaklaşırdı. Biz de onun yüzüne doya doya bakmak isterdik. Ama heybetinden göz göze geldiğimiz anda kafamızı mecburen aşağıya erdik diyorlar. Yani doya doya bakmak istedikleri bir zata birçoğu doya doya bakamamış. Amr bin Asr rivayet ediyor. Ben onunla defaatle yan yana oturdum ama onu tarif et deseniz ben onu tarif edemem. Çünkü ne zaman göz göze gelecek olsak heybetinden ve saygımdan ötürü gözlerim başım hep yere düşerdi diyor. Yanında onca vakit geçirmiş bir insan Amr bin Asr değil mi? Allah Allah. Belki de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu güzelliğine rağmen Hazreti Yusuf gibi imtihan yaşamamasının bir sebebi de buydu. Heybeti de güzelliğiyle aynı orantıda yüksekti çünkü. Yoksa Allahu Alem Hazreti Yusuf gibi bir imtihan da yaşayabilirlerdi. Şimdi bu sahabe efendilerimiz dilinden Peygamber Aleyhisselam'ın güzelliğinin tarifi, bir de ahir zaman çocuklarının tarifi var. Bizim memleketteki insanlar, gerçekten memleketin insanları ne kadar gaflete, sefaate, harama düşmüş bile olsa Efendimiz dediğinde gönlü pırpır eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın o güzelliğiyle birlikte bir de temsil ettiği bir rol var. İşte o rol, o kıymetin asıl kaynağı oluyor. Nedir o rol? 19. sözün başında şöyle bir cümle geçiyor. Rabbimizi tarif eden üç büyük külli muarif var. Muarif, tarif. Tanıtan, bildiren, tarif eden. Nedir onlar? Bir, Kitab-ı Kebir-i Kainat. Yani Kur'an'ın cisimlerle yazılmış hali. Şimdi biz Allah Azze ve Celle'nin heybetini, büyüklüğünü, haşyetini nasıl anlıyoruz? Kainata bakıyoruz. Ahiretin varlığını nasıl zihnen idrak ediyoruz? Kainattan delillerine bakıyoruz. Efendimizin ilminin ezeli oluşunu nereden anlıyorsun İhsan? Kitab-ı Kebir-i Kainata bakıyorsun. Yani mücessem ayetlere bakıyorsun. Cisimleşmiş ayetlere, delillere bakıyorsun. Bu cihetle Kitab-ı Kebir-i Kainat Rabbimizi tanıtan birinci kaynak. 2. Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam. Efendimiz zatında Allah Azze ve Celle'ye öyle ayna olmuş ki. Ayna nedir? Aynı ile onu gösteren mana değil mi? Neyine aynı olmuş Efendimiz? Onun esmasına aynı olmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ı gören herkes demiş ki yahu bu zat peygamberse mutlaka Allah vardır demiş. Vazife cihetiyle o zaman Efendimizin varlığı neye en büyük delil? Allah'ın varlığına. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an'ın cisimlerle yazılmış şekline kainat deriz. Kur'an'ın ete ve kemiğe bürünmüş haline ise Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam deriz. Ayşe annemize bize Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahset, onun ahlakı nasıldı denildiğinde cevap olarak siz hiç Kur'an okumuyor musunuz demiş. Efendimizin hayatı, ahlakı neyle örülü? Kur'an'la örülü. Bu pencereden baktığında en büyük siyer kitabı ne oluyor? Kur'an'ın kendisi oluyor. Kur'an kadar Efendimizin hayatını anlatan başka bir siyer kitabı tanıyor musunuz? Mümkün değil. Efendimizin o varlığında ama özellikle manevi varlığında. Ne demek o? Manevi şahsiyetinde. Onun bir maddi şahsiyeti var. Bir de manevi şahsiyetinde nasıl bir cazibe varsa 1400 yıl sonra her birimizin burada toplanıp muhabbet edebilmesinin tek sebebi Efendimizin o varlığı ve manevi şahsiyeti. Niye biz böyle birliyiz? Yani bizim asıl amacımız nedir? Bir ortak şirketimiz mi var? Hayır. Ortak bir iş mi yapıyoruz? Hayır. Kızalık vermişliğimiz mi var? Akrabalığımız mı var birbirimizle? Hayır, öyle bir şeyimiz de yok. Bizi buraya toplayan ne? Bizi mayalayan bir şeyin olması lazım. İşte o mayalayan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti oluyor. Muhammed'den muhabbet oldu hasıl. Muhammed olmasa ne hasıl? Allah Azze ve Celle en güzel şeyleri en zıttıyla verir. Bir hoca beyaz tebeşirle yazı yazacaksa tahta hangi renk olur? Siyah olur. Neden?
Zıt olursa daha çok gözükür. Allah Azze ve Celle en güzel şeyleri en zıttıyla verir. Neden? Allah'ın verdiği daha net gözüksün diye. Zehir pişen bir mideden bal veriyor. Neden? Zıtlıktan dolayı bunu gören benim verdiğimi bilsin diye. Bir adamın şu gözü temsil ediyor bu. Aklı. Bir adamın aklı gözüne inse gözünün gördüğü aklını temsil eder. Balla arıyı yan yana görür. Balı anca arı verdi der. Aklı gözüne inmek ne demek oldu mu? Aklına göz hakim olmuş demek. Gözüyle gördüğü onun aklıdır. Balı nerede gördü? O zaman arı verdi. O yüzden akıl basiret cihetiyle arkada kalacak. Bu bal ilmi, şuuru olmayan bu arıdan olamaz. Bu özelliklere sahip bir zatta olması lazım deme zorunluluğu var. Bunu rahat demek için zıtlıklarla veriyor Allah Azze ve Celle vermek istediği şeyi. En güzel ipeyi elsiz ayaksız bir böcekten veriyor. Dünyadaki bütün okur yazarlar yan yana gelse hayran olacağı, bütün hukukçular toplansa aciz bırakılacağı bir eseri de ümmi bir zatın eliyle veriyor. Neden? Allah'tan olduğu çok aşikar olsun diye. Efendimiz devrin en büyük alimlerinden olsaydı. Yani geldi, çocukluk dönemi geçti ve devrin en büyük alimlerinden biri belli yani. Mesela Yunan ve Roma medeniyetlerinde öyle ya da böyle bir insan beşer eli değmiş bir sistem var mı oralarda? Kara düzen de olsa, yobaz bir düzen de olsa bir düzen var Roma'da, Yunan medeniyetlerinde. Efendimiz öyle bir medeniyette gelseydi, insanlar derdi ki o zaten çocukluğundan beri bu işlerle uğraşmış ve çocukluğundan beri benzer kitaplar yazmış. Zaten bir tane daha yazmış, bir problem yok. Filozof derlerdi. Ama öyle bir zatın eliyle Kur'an'ı veriyor ki bırakın yazmayı, okumayı bilmiyor. Allah'ın verdiği ayan beyan ortaya çıksın diye eğer aklın gözüne inmemişse. Onun bu halini görünce dostları hayret ediyor. Düşmanları ise haset ediyor. Nasıl bizim gibi filankeslerden olmaz da Abdülmuttalib'in yetiminden olur diyorlar haşa. 1400 yıl boyunca bir ümmi zatın eliyle gelmiş, bir Kur'an'ın bir ayet ve bir harfini bir karınca ısırığı kadar çürütememişler. Ümmi bir zatın eliyle böyle çürütülemeyen bir eser gelmişse demek ki bunu koruyan ve eserin sahibi başka bir zattır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl misyonu ve temsil ettiği makam tam da bu makam. Ben peygamber isem bir Allah vardır makamını Efendimiz Aleyhisselam temsil etmiş ve bu odadakiler bu temsiliyet sayesinde bugün hamdolsun imana ermişler. İnşallah ahir ömrümüzde de imanla gideriz bu yolculuktan. Efendimiz Aleyhisselam'ı tarihi kaynaklardan öğrenen ve onun manevi şahsiyetini bilmeyen insanlar onu bir hakkıyla tanıyamıyorlar ve birçok konuda itiraz edebiliyorlar. Hususiyetle alanı teoloji olanlar da bu gruba dahildir. Levlak hadisi var. Sen olmasaydın Habibim kainatı yaratmazdım. Birçokları bu hadise ne diyorlar? Mevzu diyorlar. Neden mevzu diyorlar? Tam sebebi şu. Ya koca kainat bir insan için olur mu? Tam bu sorudan ötürü akılları nereye inmiş yine? Gözlerine inmiş. Kibirleri nereye çıkmış? Tavana çıkmış. Ya bir zat için koca kainat yaratılır mı diyorlar. Manevi şahsiyeti bilmediklerinden dolayı diyorlar. Manevi şahsiyetini bildiğimiz bir zat olsa meydanda. Mesela kim olsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri olsun mu? Geldi meclisimize, oturdu baş köşede. Bir de farklı bir hareket yaptı diyelim. Ne yapsın mesela? Bir anda. Bir kapıyı kırsın mesela. Bizim yeni demlediğimiz bir çayı alsın götürüp lavaboya döksün mesela. Bir musluktan akan bir suyu komple tıpa vursun kapatsın. Yani bizim anlayamadığımız bir hareket yapsın. Ya da şuradan bir parça halıyı alıp götürüp cebine koysun. Oradan da çöpe atsın. Çıksın. Ne dersiniz? İçinizden ne düşünürsünüz? Bilmediğimiz bir hikmeti vardır. Bunu neden söyleyebiliyorsun? Çünkü sen onun manevi şahsiyetini biliyorsun. Manevi şahsiyeti hikmetlerle bezeli olan bu zatın yaptığı bu hareketlerde bir hikmet vardır. Aynı zatı bu cihetle tanımayan dışarıdan bir ehli dünya görse, onu maddi şahsiyetiyle tanısa ne der? Yine işte dinciler çıktı, şöyle oldu, böyle oldu, bunların da ne yaptığı belli değil diye başlar saymaya. Neden böyle der? Manevi şahsiyetini tanımadığından dolayı. Demek ki sadece maddi şahsiyetini bilsen kendini haşa onunla denk görürsün. O yüzden sen orada bir yerde Efendimiz Aleyhisselam'ın maddi şahsiyeti cihetinde fazla yoğun durmayın diyor. Neden biliyor musun? Çünkü senin kibrine çarpar, onu kendine haşa denk görmeye çalışırsın der. Bugün sahabe efendimizi eleştirenler neden eleştiriyor? Maddi şahsiyetine bakıyor. Diyor ki, bu arkadaşına bu tavırda bulunmuş. Haşa estağfurullah, ben bile böyle bulunmam diyor. Ne yapıyor orada? Kendisiyle kıyas ediyor. Kendi kibrinden ötürü bu kıyası yapıyor. Demek bir insanın manevi şahsiyeti varken maddi şahsiyeti çok nazara vermemek icap ediyor. Çocuktum bir gün, bir kalabalığa gittik. Kalabalıkta da ben zaten ufağım, yanımda benden ufak bir adam var yani. Allah Allah. Küçücük adam diyor ya burada ne işi var falan diye. Adam ayağa kalktı dikkat diye bir bağırdı böyle. 1000 kişi birden ayağa kalktı. Dedim ki maddi şahsiyet cihetiyle küçük gördüğüm adam demek manevi şahsiyet cihetiyle buraları yöneten adammış dedim. Dışarıda bir olay yaşasan ne dersin? Aman dur bu adama karışmayayım dersin. Niye? Çünkü manevi şahsiyet cihetiyle binlere emir veren bir adam dersin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hususiyetiyle manevi şahsiyetiyle tanımayan bir insan
bütün esmaları ondan mas ettiğini anlamayan bir insan, bütün esmaların medarı olduğunu anlamayan bir insan, Allah'a en yüksek ayna olan bir kul olduğunu anlamayan bir insan, ya canım koca kainatta bir insan için mi yaratılır haşa deyip böyle bir hadisi anlamayabilir. Usul ilmine göre bir insan bir ayeti okusa, daha sonra o ayeti açıklayan bir de hadis okusa, bunlar mantıken o adama zıt gibi gelse, telif edemese. Normalde zıt olur mu bunlar? Hayır, haşa. Bizim aklımız yetmiyor bazen. Ayetin vermek istediği mesajla hadisin vermek istediği mesajı zihninde telif edemese. Ayeti mi temel baz alması lazım, hadisi mi temel baz alması lazım? Hadisi baz alması lazım çünkü sen, ben, Efendimiz kadar o ayeti anlayamayız. Bir hadisle muhaddisin lafı zihninde telif edilemese. Hadisi mi baz almak lazım, muhaddisi mi baz almak lazım? Muhaddisi baz almak lazım çünkü sen İmam Rabbani gibi, İmam Gazali gibi o hadisi anlayamazsın. Demek ki seni böyle bazı noktalarda kaynağa sürükleyip, kardeşim Kur'an zaten burada bunu diyor diyen insanlar aslıyla neyi söylüyor? Kendi fikrini baz almış. Yani sen dur hele ya, İmam Gazali'lerin, Abdülkadir Geylani'lerin o konudaki yorumları dururken senin yorumun ne olacak ki ön plana çıksın o kadar? Şimdi bunlarda böyle yeni akım başlamış oluyor. Ben Kur'an'ı baz alırım. Yani ne demek istiyor Kur'an'ı baz al diyen adam? Sen etrafta bununla ilgili bütün cümleleri söyleyen herkese boş ver. Beni baz al diyor, beni baz al diyor. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi şahsiyetini bilirken genellikle tarihi bir kronoloji olarak ezberlediğimiz anda onu öğrendiğimizi, anladığımızı, hatta rivayete riayet ettiğimizi zannederiz ama başka bir şeydir. Rivayet başka bir şeydir. Riayet bambaşka bir şeydir. Mümtehine suresinde Usve-i Hasene diye bir tabir geçer. Her olay için rol model demektir. Yani Kur'an Efendimiz Aleyhisselam'la gibi öyle bir manevi şahsiyet çizer ki her olayın başrolüdür ve sen o çizilen başroldeki zata bakarak kendi bütün hatalarını o aynada görebilirsin. Sen onu görebildiğin anda, rivayetlere riayet edebildiğin anda evet Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıdığını iddia edebilirsin. Yoksa bütün tarihi kronolojiyle ezberlemek Efendimiz'i tanımak demek değildir. Bugün müsteşrikler de ezbere o vakaların tamamını biliyorlar. İddia edebilir misiniz ki Ayşe annemize dil uzatan, Hazreti Ömer'e kötü söz söyleyen, sahabe efendilerimize çok ağır konuşan, Efendimiz'e ilgili birçok vakada olumsuz beyanlarda bulunan bir müsteşrikin kronolojiyi tamamen bilmesi Efendimiz'i sevdiği ve bildiği anlamına gelir. İddia edebilir misin? Hayır. Allah bilgisi dediğimizde biz tevhid bilgisi olarak anlamamız gerekiyor. Kur'an bilgisi dediğimizde de vahiy bilgisi olarak anlamamız gerekiyor. Usul bilgisi dediğimizde de menheç, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki metodolojiler cihetiyle anlamamız gerekiyor. Bunlar doğru anlaşıldığında Darül Erkam'a çıkarken, yanlış anlaşılırsa Darün Nedve'ye çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın o manevi şahsiyeti ve maddi hayatı o kadar güzel yan yana örülmüş ki sahabe efendilerimiz onun her bir anını kaçırmamak adına göz kırpışına, saçından düşen tele kadar hepsine şahit olmuşlar. İnanılır gibi değil. Şimdi biz burada birine söylesek, desek ki kardeş ya saçında kaç tane beyaz tel var desek, bunu herkes espri olarak anlar. Yaşlandın mı demek, gençleştin mi demek, bir espri yaptı bu adam der, değil mi? Ama sahabe efendilerimiz Allah Resulü'nün saçında kaç tane beyaz saç olduğunu biliyorlar ve bu asla bir espri de değil. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Mescid-i Nebevi'de dinlenirken Abdullah İbni Mesud, çok alim bir zat, fırsat bu fırsat diyor. O uyurken yamacına yaklaşıyor ve 13-14 tane beyaz saç teli sayıyor. Peki o beyaz saç ne zaman başlıyor? Beni bu ayet yaşlandırdı diyor. Hangi ayet? Emredildiğin gibi dost doğru ol ayeti. Sahabe efendilerimiz Allah Resulü'nü rahatsız etmemek için çoğu zaman az önce beyan ettiğimiz gibi göz göze bile gelemiyorlar. O heybetinden ötürü. O yüzden neyi fırsat bekliyorlar? Ne zaman başka bir beldeden imanı, Allah'ı, tevhidi sormak için bir bedevi gelse sahabe efendilerimiz çocuk gibi seviniyor. İşte şimdi soramadığımız ne kadar sual varsa bu bedevi soracak, biz de öğreneceğiz diyorlar. Keşke Allah Resulü'nün yanında olsaydım, keşke onun çağında olsaydım diye böyle bir gaflet ifadesi vardı. Kendini kandırma ifadesi. Hani Allah seni hangi dönem yaratacağını haşa bilememiş. Bu dönemde yaratmış, gaflete düşmüşsün. O dönemde yaratsa Hazreti Ömer olacak. Allah'ın ilmi ezelisini tenkit etmek oluyor bu hal. İnsan ne mal olduğunu bu cihette bilir. 1400 yıl boyunca soluğu, nefesi, ritmi hiç değişmemiş. Bu hakikatler gözünün önündeyken ne yapıyorsan işte Allah Resulü zamanında da aynını yapacaksın. Miktat İbni Amr. Bizim Mersin'de cami de var değil mi? Muğdat Camii var ya, onun aslı nedir? Miktat. Miktat'ı görünce insanlar ne mutlu ne mutlu. Resulullah'ı gören gözler bizim yanımızda ne mutlu denilince Miktat İbni Amr karşı geliyor. Öyle söylemeyin. Niceleri vardı onun yanındaydılar. Hem de ne kadar yanındaydılar? Mekke'de bitişik ev eve, dip dibe, sokak sokağa. Evleri Kabe'nin karşısındaydı. Ne olayları ne mucizeleri gözleriyle gördüler ama yine de imansız gittiler. Siz onların heybetini görseydiniz adam zannederdiniz. Her birisi birer hurma ağacı gibiydi. Burunlarının üstüne devrilip
bir bir imansız gittiler diyor. O yüzden söylediklerimizi gerçekten ciddi manada tartıp söylememiz icap ediyor bizlere. Eğer Kur'an başlı başına kifayet etseydi, yeterli olsaydı zaten Allah Azze ve Celle bir peygamber gönderme ihtiyacında bulunmazdı. O peygamber sadece kendi varlığıyla kafi olsaydı, o da sahabeleri dost edinme ihtiyacında bulunmazdı. O sahabeler başlı başına yeterli olsaydı, ümmetin arkasından gelen evliyaullah zatlara ihtiyaç olmazdı. Tabiine ihtiyaç olmazdı, tebe-i tabiine ihtiyaç olmazdı. Konu ismi fert meselesi. Yedinci işaretteyiz. Allah Resulü, onun varlığı, mesajı, onun zikri, ağzından çıkan bir cümlesinin tamamı Allah'ın fert oluşuna en büyük üç delilden bir tanesi. Bismillah Subhanehu. 30. lem'a, 4. nükte, 7. işaret. İşte bu tevhid-i hakikiyi bütün meratibiyle en mükemmel bir surette ders veren, ispat eden, ilan eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti elbette o tevhidin kat'iyeti derecesinde sabit olmak lazım gelir. Tevhidi en iyi ders veren Efendimiz Aleyhisselam. Yani tevhid hakikati varsa Efendimiz Aleyhisselam'ın varlığı olmak zorunda diyor. Neden böyle diyor? Risale-i Nur'da böyle hayranlık beslediğim bir cümle. Okudun da ne kolay cümle diyorsun ama yaz dediklerinde iki cihan bir araya gelse yazamıyorsun. Sehli mümteni, sanat bu. Risale-i Nur'da da aynı böyle bir cümle var. Diyor ki, anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Sen orta terk miydin? Ben de matematik öğretmeni. Şöyle türev integrali 2000 sayfa kitap. Yapıştırsam sana ne dersin? Çalış, bundan da sınav var. Yemez değil mi? Her soruya bir çoko prens. Gene yemez değil mi? Popkek mopkek. İmkanı yok. O kitap senin için nasıl bir kitap? Boş bir kitap. Peki o kitabı çalışmak zorundasın. Ne lazım sana? Muallim lazım. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa kestane pişirmenin altını yakacak bir kağıttan ibaret kalır. Doğru mu? Doğru. Peki kainat kitabı. Her şeyi biliyor musunuz kainat kitabı ile ilgili? Lütfen kainat kitabı deyince Allah aşkına bilim, atom, partikül illa bunları anlamayın. Köydeki Hacer yengenin de tevhid hakkı var. Olay ne biliyor musunuz? Ağ örgüsünü sağlayıp kurabilmek. Toprağın altından soğanı çektiğinde bu toprak kalemi, bu mükemmel kokulu soğanı, içimizde zaza çok olduğu için soğanla örnek veriyorum. Yoksa dinleyen biri diyebilir. Soğanın kokusunda mükemmellik mi olur falan? Bizde burada parfüm yapan var, sorma. Bu mükemmel şekilde soğanı üretebilmesi imkansız. Demek benim inandığım Allah'tan geliyor. Kur'an bu ilişkiyi kurmaya alimlik vasfı yüklüyor. Peki sadece bunlar yok değil mi? Daha ders almaya muhtaç olduğumuz meleği âlâdan meseleler var. Kader ve kazadan meseleler var. Haşirden, ahiretten haberler ve meseleler var. Şimdi kainat kitabının da her biri yazılı mı? Mesela haşir meselesi bir tamamıya yazılı mı kainat kitabında? Bizim anlayabilme kapasitemiz doyunca yazılı, doğru mu? Peki bizde okuyabilecek yetenek var mı? Az önceki matematik türev integral kitabı gibi yok. Ne lazım bize? Muallim lazım. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa boş ve manasız bir kağıttan ibaret kalır. Peki o muallim kim olacak o zaman? Peki Allah kainatı yaratsa, kainattan ders verecek o muallimi yaratmasa anlamsız olur değil mi? İnsanlar bekler bunu. Ya Rab, yani bu kainatı yarattın, bir de bizi sınava tabi tutuyorum diyorsun. Bir muallim göndereydin der insan. İşte Efendimiz Aleyhisselam o kitabı bir tamamı okuyan ve 1400 yıl boyunca asırlara ders veren en baş muallim hükmüne geçiyor. İnsanın fıtratında tabi olmak mükemmel şekilde var. Ama şu an günümüz devrinde tabi olmak demek asalak mısın sen? Aklını verilir mi? Bir gruba girilir mi? Bağlı olunur mu? Bu küçücük cemaatte haramlardan uzak olmaya tabi olmayan insanlar dünyanın o büyük ve berbat cemaatine tabi olurlar. Farkında değiller. Seyyeler içerisindeki o cemaatine mecburen tabi oluyorlar. Ve aralarına artık faize girmeyene keriz gözüyle bakıyorlar. Zina etmeyene enayi gözüyle bakıyorlar. İnsanın fıtratında tabiyet var. Onu doğru yere kullanamadıklarından ötürü Allah onları da dünyaya bağlıyor. Yoksa dünya bağı demek ne demek? Senin bağlanmaya fıtratında var ki bir yere bağlanıyorsun. Yoksa biri şunu diyebilir yani. Yok abi, benim ahiretle de dünyayla da işim yok diyebilir. Ay öyle değil ya. Yani ya böylesin ya böyle, ya ölüsün ya yaşıyorsun, doğru mu? Bir ara bir formu yok yani bunun. Kiraz bakıyor musunuz? Bakıyoruz. Güzel meyve veriyor mu? Veriyor. Vermeyen kiraz ağacı gördün mü? Meyve vermeyen. Ne yapıyorlar ona köylüler biliyor musun? Baltayla gövdesine çentik atıyor. Bu kiraz bu yıl meyve vermedi, bakalım öbür yıl diye. Hatırlayayım diye. Öbür yıl geliyor, yine vermedi mi? Bir çentik daha atıyor. Bak kiraz diyor, bu senin meyve vermek için son hakkın diyor. Öbür yıl da vermedi, ne yapıyor? O ağacı tekrar bakma, aşılama, uğraşma yapıyor mu? Yok. Sen artık benim kiraz reçelimi kaynatan, yanan ateş ol diye ne yapıyorlar? Kesiyorlar onu. Niye? Ürün vermedi. Kainat ürün vermediği anda kainat da ufak ufak çeltikler yemeye başlıyor. Başımıza gelen bunca musibetin sebebi ne? Kainat yaratılış gayesi olan ürünleri vermiyor. Duayı, şükrü, kulluğu, peygamberi tanımayı, bunları vermeyince ne oluyor? Hani biz sallantılar yaşıyoruz ya, depremler, seller, felaketler, hastalıklar, onlar bunlar. Neden yaşanıyor bunlar sürekli üst üste?
çentik atıyor. Bak bu ağacın meyve vermesi lazım diyor Allah Azze ve Celle ve vermiyor diyor. Vermeyince ne oluyor? Bir çentik atıyor, bir çentik atıyor, bir çentik daha atıyor. En son ne olacak? Ağaç kökten kesilecek. Dünya ürün vermeyi bırakıp vazifesini terk ettiği anda kıyamet kopacak ve ağaç kökten kesilecek. Bu dünyanın ürün vermesi için peygamberin bu dersleri vermesi lazım. Vermezse bu dünya niye ürün verecek? İnsanız yani, çok yaşadık, yıllarca yaşadık. Çıkıyorum dışarı abi, bakıyorum böyle etrafa. Diyorum ki bu dünyada bütün terakkiler, demir yolları, hava yolları, uçaklar, pilotlar, her şey önemli. Ama Allah yolunda hizmet eden yerler hep küçücük kaldığı için biz önemsiziz diyorum bazen. İnanın bana, maddi olarak onlar altından olsa, bizler samandan yapılmış olsak. Dünya nefes alıyorsa o samandan yapılan, hizmet eden insanlar sayesinde nefes alıyor. Bu kadar mı önemli bu iş? İnanın bu kadar önemli. Hiçbir metalle, hiçbir gezegenle, hiçbir dünyayla, hiçbir arsayla, hiçbir tatil belgesiyle kıyas kabul etmez bir mesele bu. En kutsal mesele bu. Yani bu kainat şu an bir miktar da olsa ürün veriyor mu? Kulluk cihetinde veriyor. Buralar çalışıyor, bura gibi başka yerler var çalışıyor değil mi? Hasbi insanlar var. Gönlü güzel insanlar var. Bunlar ne yapıyor? Sürekli çalışıp ürün veriyor ve kiraz ağacının kesilmesini bir cihetle engelliyor. Üstad Hazretleri diyor ki musibetler zaaf-ı imandan gelen gaflettir diyor. Başa neden musibetler geliyor? Neden kiraz ağacı çentik yiyor bizim? Baltayla böyle vuruyorlar. İman zaafından ne doğuyormuş? Gaflet. Biz sizinle bir termik santrale gitsek ama termik santralin işleyişiyle ilgili bir bilgimiz yok. Gittik. Orada da bir tanıtımcı geldi. Oo, hoş geldiniz beyefendi, buyurun. Biraz size fabrikayı anlatayım. Bir baktık. Fabrikanın şurasından girdi binlerce ton kömür. Şuradan da bir avuç kül çıkıyor. Ben de bu olayı şahit olan bir insan olarak derim ki ya kardeş, bu ne mantıksız bir termik santral fabrikası ya. Buradan tonlarca kömür giriyor. Buradan da bir avuç kül çıkıyor. Böyle fabrika mı olur dediğimde durun beyefendi. Ama bu girdi ve çıktığının neticesinde ülkenin tamamının elektriğini üretiyor bu termik santral dediği anda ne derim ben? Aa tamam, vazifesini doğru yaptı derim. Şimdi insanı da aynı fabrika cihetiyle bakalım. Buradan ne giriyor? Çiğ köfteler, dolmalar, börekler, üzümler, elmalar, portakal suları, çaylar, çorbalar giriyor. Çok çok affedersiniz, kazurat neminden ne olduğu belli değil, bir pislik çıkıyor değil mi? Buradan sürekli bir sürü besin girdi, buradan kazurat neminden pislik çıktı. Bu fabrikayı gören biri ne der? E bunlar böyle güzel halde girip böyle pis bir halde çıkıyor. Bu fabrika ne iş yapıyor der. O esnada birinin çıkıp durun beyefendi açıklayayım size. Bu girdi ve çıktıların neticesinde fabrika şükür ve dua üretiyor demesi lazım. Allah'ı daha çok tanıyor, bu üretimleri var demesi lazım. Yoksa fabrikanın bir anlamı kalmaz. Dünya aynı bu mahiyette çalışmazsa dünya fabrikasının bir önemi kalmaz. Ve insanlık zaaf-ı imandan gelen bir gaflet ile bunları öğrenmeyi ve bildikten sonra, bu kitabı okuduktan sonra, okunan kitap ne yapılır? Amel edilir. Bu kitabı Kebir Kainat okuduktan sonra, Efendimizin muallimi önderliğindeki bu kitabı okunduktan sonra bununla amel etmezsen fabrika sahibi bu fabrikayı dağıtır, kıyamet başımıza kopar. Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl rolü bu kainatın muallimi olma cihetiyle kainattaki her şeyi anlamlı kılıyor. Şimdi şurada bir tane düğme olsa, çol çocuk siz, canı sıkılan herkes basar mı o düğmeye geçerken? Basabilir değil mi? Ama bu düğmenin bir muallimi gelse, gelip dese ki beyefendi beyefendi durun ne yapıyorsunuz bak. O elinizin altında basmaya çalıştığınız düğme nükleer füze kodlarıdır. Siz ona bastığınızda ülkeler arası savaş çıkar dese ne dersin? Oy, bir küçücük düğme ama mahiyeti düğmeden daha büyükmüş. Eğer birisi bana bunu ders vermeseydi ben ülke ülke birçok insanın canına kıyacakmışım der. Doğru mu? Bazen öyle kelimeler kullanıyoruz ki küfrü işmam ediyor. Lafızda hafif, manada ağır. Birinin şunu demesi lazım. Beyim beyim dur. Sen bu cümleleri edip böyle bir itikada sahip olduğun anda sonsuz hayatını atom bombalar eşliğinde patlatıp heba edersin. Seni ahirette derdest ederler demesi lazım. İşte o muallimi zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O olmadı mı kainatın, hatta kainatla birlikte ahiretin hiçbir anlamı, önemi, mahiyeti bizler için aşık olmuyor. Her birimizin akıbeti meçhul oluyor. Her şeyin şükrü kendin evindendir. Kitabın şükrü okumaktır. Okumanın şükrü amel etmektir. Onu da unutmamamız lazım yani. Bunları dinleyen insanlar mesuldür. Dinlemese de mesuldür. Dinlesen dinlemesen mesul. Tarihselcilik denen olgunun bir dezavantajı da burada. Onlar ilk insanlara en basit adam nazarıyla bakarken biz ilk insan Hazreti Adem, Ebul Beşer diyoruz yani. Çok zararlı bir şey ya bu ehli sünnet dışı akımlar gerçekten. Devam edelim mi canlar? Çünkü madem daire-i vücudun en büyük hakikati olan tevhidi bütün hakaiki ile o zat ders veriyor, elbette tevhidi ispat eden bütün burhanlar dolayısıyla onun risaletini ve vazifenin hakkaniyetini ve davasının doğruluğunu dahi kat'i ispat eder denilebilir. Şimdi bu binanın tamamının yöneticisi, ustası, ürün seçicisi Akif olsa, bu binadaki her güzellik binanın güzelliğiyle birlikte aynı zamanda Akif'in güzelliğini, mahirliğini,
ustalığını da ispat ederdi. Biz tevhidin hangi hakikatini biliyorsak o Efendimizin eliyle bir cihette zuhur ettiği için sen tevhidi yani Allah'ın varlığını ispatlamanla aynı zamanda Efendimizin peygamberliğinin bir delilinin çivisini de çakmış oluyorsun. Devam. Evet, böyle binler hakaiki aliyeyi cem eden ferdiyet ve vahdaniyeti hakkıyla keşfedip ders veren bir risalet, gayet kat'i bir surette o tevhid, o ferdiyetin muktezasıdır ve lazımıdır. Onlar onu herhalde isterler. İşte o vazifeyi tam tamına yerine getiren Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesinin derece-i ehemmiyetine ve ulviyetine... Yani o manevi şahsiyetini bilmezsek biz de bazı bilinçsiz teologlar gibi olabiliriz hafizanallah. Efendimiz'e anlattığını, dini İslam'a anlattığını sanırsın ama onun ruhundan en uzaklardan biri sen olursun. Ulviyetine ve bu kainatın bir güneşi olduğuna şehadet eden pek çok delillerden, sebeplerden 3 tanesini numune olarak beyan ediyoruz. Efendimiz'in manevi şahsiyeti ferdiyetin lazımıdır. Bunun delillerini göreceğiz. Yani Efendimiz Aleyhisselam var ve peygamber mi? Evet. O zaman Allah ismi fert. O zaman Allah'ın ferdiyeti var. O zaman Allah'ın tekliği ve birliği şart. O zaman Allah hem vahid hem ehad. Şimdi birincisine geçiyoruz. Birincisinin anahtar cümlesi es-sebebü kel-fail. Sebep olan yapan gibidir. Hazreti İsa ile Efendimiz arasında peygamber gelmeyen döneme fetret dönemi deniyor. Fetret ehli ile ilgili İslam'da bazı meseleler var. 600 yıl boyunca peygamber gelmeyince fetret dönemi oluyor. Efendimiz'den sonra 1400 yıl boyunca peygamber gelmemiş, fetret dönemi olmuyor. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte diyor ki, benim ümmetimin evliyaları, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Bak ümmetin evliyaları neyle kıyaslanmış? Peygamberlerle kıyaslanmış. 1400 yıl boyunca Efendimiz'in o şeceresinden, o ağacından öyle meyveler çıkmış ki, Abdülkadir Geylaniler çıkmış, İmam Rabbaniler çıkmış, Mevlana Celaleddin Rumiler, Mevlana Halidiler çıkmış, Ahmet-i Farukiler çıkmış, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çıkmış, Ahmet İbni Hanbel çıkmış, İmam-ı Azam Ebu Hanife çıkmış, İmam Şafii çıkmış, İmam Malik çıkmış, İmam Eş'ari, İmam Maturidi çıkmış, Tabiinden Hasan Basriler çıkmış, Muhammed Bin Kablar çıkmış, Ömer Bin Abdülazizler çıkmış, Fatih Oyuncular çıkmış. Öyle böyle mükemmel evliyalar gelmiş ki Efendimiz'i temsil ediyor. Efendimiz onları Beni İsrail'in peygamberleriyle bir tutuyor bak. Ümmetin evliyalarını ve 1400 yıl boyunca fetret olmasını, Allahu alem belki kıyametin kopmasını engelleyen onlar. Çünkü kıyamet kopuşu neyle alakalı bir şey? Dünya ve fabrika vazifesini bittiği için kıyamet kopuyor. Ay dur hemen de kıyamet kopuyor. Öyle mesele değil. Bizler vazifemizi ihmal edince termodinamiğin ikinci yasası entropi yasasına göre kıyamet kopacaktır. Şimdi bizim bu zatları tanıyıp Efendimizin manevi şahsiyetini aslında buradan bile anlamamız lazım. Mesela senle beni bir yere çağırdılar. Gidiyoruz. Sen diyorsun ki ya Mehmet nereye çağırdılar diyorsun. Ben diyorum ki Koyuncum bilmiyorum yani ama gelin sizinle tanışmak istiyoruz. Sizi seviyoruz. Bir çay içelim dediler. Bastık gittik Ankara'ya. Adresi bulduk. Bir tane binada adres falan. Kapıda bir girdik. İki tane beyefendi. Ne vardı dedi. Vallahi böyle böyle bir abi varmış. Onunla görüşmeye gittik deyince bir baktık. Siz kimsiniz dedik o iki beyefendiye. Biz ikimiz bakanız dedi. Kapıda durup hizmetini yapan bakansa bizi davet eden kim? Daha üst rütbeli biridir. Şimdi bazen o kişiyi tanımak ona hizmet edenlerle de olur. Kapıda hizmetini eden bakansa demek davet eden ülkeyi yöneten. Efendimizin o şeceresindeki elmalar, armutlar, meyveler dediklerimiz Abdülkadir Geylaniler, İmam Rabbaniler, Üstad Bediüzzaman Said Nursiler ise o ağacın sahibinin rütbesini ve manevi şahsiyetini var sen düşün. Onun talebeleri böyleyse, onun kapısındaki vazifedarlar, hizmet edenler böyleyse o kapıyı çalıp girdikten sonraki o zatın manevi makamı nasıldır var sen düşün. Sertacı olan sahabe efendilerimiz onlar kimler o zaman? Allah Allah, Allah Allah onlar var ya onlar. İsmi sayılmış kitabını okuduğumuz, kimini tanıdığımız, kimini tanımadığımız kim varsa hepsinin sertacı sahabe efendilerimiz. Neden böyle? Çünkü es-sebebü kel-fail diye bir sır var. Sebep olan yapan gibidir. Şu soruyla başlayalım. Sahabe efendilerimize neden nefes alan hiçbir canlı yetişemez? Çünkü sebep olan yapan gibidir sırrından. Şimdi eskiden bu kozmetik mozmetikçiler satardı. Avon mavon, sistemite satarlardı. Mesela benim altımda 5 adam var diyelim. Onlar satınca bana para geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Onun altında adamlar var. Altındaki satınca ona
Hepsinin parası birden bana geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Şimdi böyle bir sistemde altımdakiler ne kadar satarsa satsın benim kadar kazanabilirler mi? Kazanamazlar. Niye? Her yaptıklarından ben kazanıyorum. Çünkü ben sebep olmuşum onlara. Şimdi sahabe efendilerimizde de böyle bir sır var işte. Yeryüzündeki bütün hayır hasenata onlar sebep olmuş mu? Olmuş. O yüzden ne yaparsan, ne kadar yaparsan yap, hepsi onlara yazıldığı için sen sahabe efendilerimizden hiçbirisine asla umumi cihette yetişemezsin. Anahtar kelime ne? Umumi. Peki sahabe efendilerimize birisi hususi cihette geçebilir mi? Evet. Geçebilir. Şimdi mesela bir kartal düşünelim Sinan. Kartalın gözü mü daha kıymetli, benim gözüm mü daha kıymetli? Kilometreler öteden avını görüyor. Kilometreler öteden bak düşünebiliyor musun? Ben astigmat oldum, şu önümdeki bardağı göremez oldum. Kartal göz cihetiyle benden daha çok kabiliyetli. Aslan pençe cihetiyle benden daha kabiliyetli. At koşma cihetiyle benden daha kabiliyetli. Peki bunların hangisi total manada bir insandan daha kıymetli ve kabiliyetli? Asla. İşte aynen öyle de zaman içerisinde öyle evliyalar olmuş ki hususi cihetlerde sahabe efendilerimizi geçebilmişler. Ama umumi külli cihette hiçbir sahabe efendimizi geçememişler. Neden? Çünkü es sebebi kelfail sırrı var. Birincisi, umum ümmet, umum asırlarda işledikleri, umum hasenatın bir misli, es sebebi kelfail sırrınca Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın sahife-i hasenatına geçtiği gibi. Kim ne işlese umum ümmet, hepsi Efendimiz'e yazılıyor. Efendimiz olmazdan evvelde de ona yazılıyor mu yine? Sen olmasaydın Habibim, kainatı halk etmezdim. Kainatın varoluş sebebi kendisi zaten. O yüzden kainatta ne kadar güzellik görsek her birbirinden Efendimiz'e yazılıyor. Devam. Umum ümmet her günde ettikleri salavat duasının kat'i makbuliyeti cihetiyle. Salavat duasının kat'i makbuliyeti. Bizim bildiğimiz, ettiğimiz duaların birçoğu belli başlı şartlara tabidir. Ama salavat duasının şartı yok. Kesin makbul duadır. Bir insanın eli ağzı ne kadar pis olsa ettiği salavat gene makbul. Bak böyle inanılmaz bir şey, anladın mı? İnanılmaz bir sır var salavatta. Müçtehitler salavat duasındaki bu katiliği keşfettikten sonra iki makbul dua arası dua makbuldür demişler. Peki o kesin kabul olacak olan iki dua nedir? İki salavattır. Demek bir insan dua etmeden evvel ve ahir ne edecek? Salavat edecek. Allah Allah. Yukarıda bir zat var Ömer. Bizi de kolay kolay kabul etmez. Listeye bir bakıyoruz. Listenin başında Utku var, sonunda Hüseyin var. Bunların ikisi de zengin çocuğu Oktay var ya, öyle şımarık yiyenler. Her türlü kabul edecek bu iş sahibi adam. Kurnaz olan ne düşünür? Der ki beni tanımıyor ama bu ikisinin arasında beni görse kesin beni de yiyenlerinden sayar, bir beni de dinler der değil mi? İki makbul adamın arasında bir makbul adam olmaya çalışır. İşte salavatta böyle bir hususiyet var. Makbuliyeti nedir? Kat'i. Makbul olan salavat-ı şerifle birlikte dua kapısından girer mi diye ümit ediyoruz. Allah Allah. Ne ilginç değil mi? Yani ne et et ama salavatı eksik etme. Öyle bir şey. Devam. O hadsiz duaların iktiza ettikleri makam ve mertebeyi düşünmekle şahsiyet-i manevi-i Muhammediye aleyhissalatü vesselamın bu kainat içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılır. Beyler güneş her şeyi gösterir mi? Peki güneş her şeyi göstererek asıl kendisini gösterir. Bakın etrafta gördüğünüz bütün renkler kimdendir der? Bendendir der. Efendimiz aleyhisselam kainat güneşi. Her şeyi gösteriyor mu o güneşte? Gösteriyor değil mi? Bütün talebelerine baktığında her birinde ayrı bir lezzet. Bugün birbirimiz arasında bile İslami bir muhabbet edip lezzet aldığımızda o da güneşin bir ışık damlası, bir şuağı değil mi? Etrafta gördüğümüz ışıklarla asıl neyi görmüş oluyoruz? Güneşi, yani Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı görmüş oluyoruz. İkincisi ayetlerden aldığı feyiz. İkincisi, alem-i İslam'ın şecere-i kübrasının menşei. Şecere, ağaç. Şecere-i kübra, büyük ağacın menşei. Yani kaynağı, evet. Menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ın fevkalade istidat ve cihazatıyla alem-i İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı, en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat-ı ruhiyesini düşün. Şimdi bir düşünelim ufaktan. Efendimizin o ruhundaki muazzam terakkiyi düşününce Efendimizle ilgili çok hususi bir sır akla geliyor. Efendimiz aleyhisselamda fetanet sırrı var. Ne demek bu? Keskin bir zeka var. Remzi. Bir ince işaret görse, bir kapalı mana görse güneş gibi ayan beyan anlıyor Efendimiz. Hani sizler bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorsunuz ya, o Efendimiz için geçerli değil. En ufağı gördüğü anda meseleyi yakalıyor.
O zaman şöyle bir soru gelmesi lazım. Neden okuma yazma bilmiyor? Haydi bakalım. Madem Fetanet sırrı var. İki günde öğrenemez miydi okuma yazmayı? Bir günde öğrenirdi. Neden öğrenmemiş o zaman? İlahi mahrumiyetten vahye şüphe kalmasın diye. Fetanet sırrı olsa dahi okuma yazma öğrettirilmedi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu olayların bir yerinde okuma yazma öğrenseydi birileri derdi ki, kendi yazdı derdi. Allah Azze ve Celle okuma yazma öğrettirmiyor ki. Ömrünün son demine kadar ümmi bir zattan böyle bir kitap çıkmışsa bu bir mucizedir denilebilsin. Mesela ömrünün 60. yaşında okuma yazma öğrenseydi birileri derdi ki, ya önceden de demek biliyordu da şimdi ortaya çıkardı falan diyebilirdi, haşa. Sen o kadar çok yüksek mahrumiyet var ki Devi Antlaşması'nda Muhammed Resulullah nerede söyle ben söyleyeceğim. Kendi lafzını bile... Aa. Çok ince, çok güzel. Devam edelim mi abiler? Bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat-ı ruhiyesini düşün, habibiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam velayeti sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Şimdi kainattaki mevcudatın tamamı Allah'ın esma boyası. İnsanlardaki özelliklerin tamamı da Allah'ın esma boyası. Ne hükmünde? Çekirdek ve tohum hükmünde. Mesela Allah'ın Cud diye bir ismi var. Ne demek Cud ismi? Cömertlik ismi. Sen ne kadar cömert olsan Allah'ın o ismini o kadar temsil etmiş ve yansıtmış olursun. Allah da o ismi temsil ettiğinden, yansıttığından dolayı o kadar memnun olur. Mesela şunun M diye bir markası var diyelim. Ben de bunun temsilcisiyim. Şu M markasından bir karton satsam 1 TL'dir. Ama bir fabrikaya bundan en büyük ürünlerinden satsam satış temsilcisi olarak fabrika sahibi daha çok memnun olur. Allah Azze ve Celle de o cömertliği bir kul ne kadar fazla gösterse az önceki satış temsilcisinin daha yüksek büyük bir makine satması gibi memnuniyet gösterir. Peki Cud isminin daha çok gözükebilmesi için ne lazım? Tohum hükmünde olan o özelliği benim bakmam, beslemem, büyütmem ve meyve veren bir ağaca dönüştürmem lazım. Kainatta Allah'ın böyle 1001 esmasıyla bezeli. Birçoğumuzda bu esmaların bir kısmı tohum halindeyken bir kısmımızda da bazı esmalar daha fazla açılmış halde. Bu esma ne kadar açılmışsa o kadar kıymetli olur, doğru mu? Gittik bahçeye, 1000 tane limon tohumu ektim. Bu 1000 tohumun 990'ı öldü, 10 tanesi de yeşerdi, neşvi nema buldu, limon ağacı oldu, 1000'ler verecek sana. O 990 tohum mu daha önemlidir? Ağaç olan 10 tane tohum mu daha önemlidir? Allah nezdinde de öyle işte. O yüzden bizdeki esmalar tohum hükmünde, onlar ne kadar daha kemale erse, ağaç olsa bizim kıymetimiz o kadar artar. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın tecelli eden tohum hükmündeki bütün esmaları ağaç hükmünde olduğundan kainatın en kıymetlisi ve kainatın yaratılış sebebi oluyor o sebepten. Devam! Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda sahabelerin tarzı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Bir tesbihin inkişafı diyor. Bir tesbihat ya. Belki bir zikri kastediyordur Allahu Alem. Bir tesbih çekerken, bir subhanallah derken bir tek namazda sahabelerin tarzı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı diyor bak. Nasıl açıldı üstadım peki inkişafı? Şöyle açıldı. Bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli gördüm diyor. Devam. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Şimdi biz de kışır öz birbirine karışmış durumda. Yani bir meselenin kabuğu nedir? Şekilciliktir. Özü nedir? Manadır. Niye karıştırıyoruz bunları? Çünkü bizim gönüller bulanık hale gelmiş. Biz fıtri taharete medar saflığımızı muhafaza edemiyoruz. Yani fıtratımızın aslında bir temizlik var. Bunu sürekli bulaşık elimizle bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? Ticarette bozuyoruz. Öyle ya da böyle ticaret yaptığımız adamların inanılmaz fazla sayıda, yani 10'da 9 desem bilmiyorum acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum? Ya gözün içine baka baka yalan, aldatma. Mesela adamla ticaret yapacaksın, bir söz söylüyor. Sonra diyorsun ki senin bu söylediğin söz doğru değil diyorsun. Başka yalanlarla örtüyor. Hele imzayı atmışsa, malı vermişse işi bitiyor, bir daha dönüp telefonunu açmıyor. Ya şimdi böyle bir adamın fıtratında nasıl bir temizlik olacak? Fıtratından gelen imanın lezzetini nasıl duyacak bu adam? Dili jiletli olan bir adam baklavanın lezzetini alabilir mi? İmanlı, böyle bulaşık eliyle, diliyle, amelleriyle kirletmiş bir adam imanın lezzetini alabilir mi? İmkanı yok adamız ya. Ticarette öyle, insan ilişkilerde öyle sürekli. Ya bir Müslüman saati söylerken o saati doğru söylemekle mükellef yani. Bizler o kadar yalanlar üstüne yalanlar, aldatmalar üstüne aldatmalar.
Hayatımız yalan olmuş. Eşine yalan söylüyor, işine yalan söylüyor. Zeytinyağı ticaretine girecek. Daha ticarete başlamadan, bir de ortak bunlar ha, çalıştığı eleman da değil. Antalya'daki adam daha başlamadan bunu yalan söyleyeceksin. Şuradan geldi, köyden geldi, saf diyeceksin diyor. Zeytinyağı bununla alakası yok yani. Ya şimdi böyle bir ticaret, hayret verici bir şey. Her ortak diyor ki öteki beni bu hale soktu diyor. İnsanların haramı, yalanı o kadar normalleşmiş seviyelerde ki. Bu imanın lezzetini nereden alacak ki bu tesbihattan, namazdan, ibadetin bir aylık lezzetini alabilsin? Hiçbir imkan yok. Sahabeler o fıtri temizliklerini muhafaza ettiklerinden dolayı bir ayet işittiklerinde bütün anlam mertebelerini birden anlıyorlardı. Hani ayetlerin olur değil mi? Bazı işari manası olur. Onu da anlıyorlardı. Remiz manası olur. Onu da anlıyorlardı. Zahiri batini manaları olur. Onları da anlıyorlardı. Ayetin siyakı sibakı olur mu? Olur. Onları da bir tamamı anlıyorlardı. O yüzden Darül Erkam'da ayetler üst üste inmişse birinci ayeti mesh etmeden, onu hayatına geçirmeden, sonra vitrin olup sonra tebliğ etmeden ikinci bir ayete geçmeyi ayete karşı saygısızlık zannediyorlardı. Devam edelim. Demek Bidayet-i İslamiye'de Kelimat-ı Kutsiye'nin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Bizim okuduğumuz kelimattaki feyzin meziyetini biliyor musun? Senin kaynağın ne kadar temizse o ayetler ve ibadetler de sana öyle lezzetler verecek. Bizde bu manalar ve hakikatler ne olmuş halde? Ülfet olmuş halde. Var. Bütün anlamlar, manalar ülfet oluyor. Hele uygulamayınca nefis zaten istemiyordu onları. Ömrü çölde geçmiş bir adamı 30 yaşında alsak, abisi şu yaylalara götürsek, yeşillik içerisinde yeşillik, güzel şelaleler sürer. O adam ne yapar? Best olur ya. Der ki vallahi bizim çölde kaktüsten başkası yoktu. Bunlar nasıl bitkiler der ya. Bunlar nasıl sular der ya. Bu şelale nedir böyle der ya. Gözelinin arasından akan sular görse ya şimdi ben bunları kana kana içebilecek miyim der ya. Öyle değil mi? Öyle mest olur. Ama ömrü o bahçelerde geçmiş bir adamı. O yeşillikten alıp başka yeşilliğe götürsen o adam için bir ifadesi olmaz. Bizde de aynı böyle zindan hükmünde ülfet olmuş. Bunun çözümü şudur. Bir, ayet yeniden nüzul olmuş gibi hissedeceksin. Diyeceksin bu ayet yeni indi diyeceksin. Taptaze. Merhum Doktor İkbal'e babası ne diyor? Sen Muhammed Aleyhisselam'a değil ki sana inen Kur'an'ı oku diyor değil mi? Kur'an'ı muhatap al diyor. Sen onun muhatabısın. Onu senin öğrenmen lazım diyor. Sanki yeniden inmiş gibi kendini muhatap al. Bu ayetler bana ne söylüyor de. İki, Kur'an'ın zuhurunu hisset. Acaba bu ayetler bana ne emir veriyor? Bu okuduklarım beni nasıl harekete geçirmesi lazım de. Üç, o emri hayatına bir tamamiye tatbik et. Kur'an'a güzel bir vitrin ol. Yaşa, ondan sonra da tebliğ. Devam. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti. Taravet ne demek? Tazelik. Devam. Bir lezzeti var ki gaflet perdesi altında mürür zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise onları menba-i hakikisinden, Zat-ı Akdes'ten, turfanda taze olarak fevkalade istidadıyla almış, emmiş, mahsetmiş. Yani biz o hakikate ulaşmak için ne perdeler yırtmamız gerekiyor? Ama Efendimiz Aleyhisselam direkt kaynağından alıp mahsetmiş. Devam. Bu sırra binaen o zat bir tek tesbihten başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. Bir tek tesbihten hem de kemal noktada başka bir zatın bir senelik ibadeti kadar feyiz ve lezzet alıyor. 24. sözde şöyle bir cümle geçiyor. Hem ismi azama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın bir ayette mazhar olduğu feyzi ilahi bir ayette aldığı lezzet. Belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Bir insan Efendimizin manevi şahsiyetini anlamasa buraları nasıl anlayacak abi? Şimdi Zübeyir abinin Üstad Hazretleri yanındaki hallerini anlayabiliyor musun? Nasıl bir lezzet alıyor, nasıl bir bekçilik ediyor, nasıl anlayacaksın? Sen ancak kitaptan okuyorsun değil mi abi? Bu kadar. Devam. İşte bu noktayı nazardan Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haddi ve nihayeti olmayan merati bir kemalatta ne derece terakki ettiğini kıyas et. Şimdi Efendimizin bu anlattığımız hususiyetleri bizi neye götürüyor? Ana meselemiz neydi, ana konumuz? Tevhide, ismi ferde götürüyor. Şimdi bir insanla tevhid hakikatini konuşurken desen ki, kardeşim yağmuru kim yarattı desen, tevhidde bir problem olmaz orada değil mi? Ya Allah yarattı ne diyorsun der. Bulutu sorsan onu da bilir. Bulutu da yaratan belli Allah'tır der. İş biraz kendisine dokunursa, mesela bak senin bedenini, kulluğunu da Allah yarattı ama sen dünya işlerinden dolayı kulluğunu ihmal ediyorsun desen, ya onları da Allah yarattı ama der ve başlar. Ama şunlar da var yani. Hadi onları sen bilmiyorsun, haşa Allah da bilmiyor gibi davranır. Demek insanlar bulutta, elmada, portakalda rahat tevhid hakikatine girebiliyorlar. Ama gündelik hayatında kendisine dokunan işlerde tevhidleri ne oluyor? Kaç kuruş oldu? Orada ortaya çıkıyor. Neden böyle oluyor? İnsanlar la ilahe. Bence bu kısmı yeteri kadar biz anlamıyoruz. Yani önce
kalbinde put edindiğin noktaların kafasını ezmen gerektiğini söylüyor. Bir kılıç hükmünde. Hatta biz namazda bile tam bu kısım geldiğinde, şahadet geldiğinde ne yapıyoruz? Kılıç gibi baş parmağımızı kaldırıyoruz. Bir elif gibi değil mi? La ilahe illallah diyoruz taburada. Çünkü la ilah, yani ya Rab senin haricinde kalbimde mabut olabilecek bütün ilahların ben kafasını kesmekle bu işe başlayabileceğim diyor. Ve öyle amel etmemiz gerekiyor. Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde işe nereden başlıyor? Kabe'deki putları yıkmakla başlıyor. Şimdi bir adamın karşısına put koy, kafa atar o puta. Der ki bekle ben 5. kattan ters paranda atlayıp bu putun tepikle vuracağım der. Desen ki ama senin paran put. E o başka, ona ne diyorsun sen der ya. Desen ki senin işin put. İşinden dolayı sen Allah'ın farzlarını yerine getirmiyorsun. Tövbe de öyle put mu olur? Kurban olurum o paraya der. Kurban olayım ben o işe der. Bu hakiki tevhid mi? Put gördüğünde dalıyorsun kafa göz. Hani bizde de oluyor değil mi? Mesela bir caminin açılışı olacak. Oba oraya gideriz, eylemler yaparız. Aynı gün biri sana dese ki senin 5 vakit namaz ne alemde? O başka şey ya, onu karıştırma şimdi der. Bilmiyorum, ahirette inşallah işimize yarar. Bir tevhid. Problemi var burada. Biz burada la ilahe olan kısmı. Allah'tan gayrı hiçbir mabut yoktur. Hiçbir kendini adayabileceğin eşya, iş, güç hiçbiri yoktur kısmını yeteri kadar anlayamıyoruz. Anlayamayınca da ikinci kısım olan illallah kısmı inşa edilemiyor. Buyurun deneyin etrafınızda. Elma, portakal, armut de Allah yarattı der. Seni kim yarattı? Vaktini kim yarattı? İşini kim yarattı? Bunları dediğinde sanki Allah yaratmış, çekmiş gitmiş gibi, haşa, işinden, hanımından, çocuğundan, vaktinden, yönettiği iş yerinden hiçbirinden haberi yok gibi, rahatından, keyfinden hiçbirinden haberi yok gibi davranıyor Allah. Allah böyle muamele edilir mi? İlme ezeliye sen hakaret etmiş olmuyor musun böyle? Çok ayıp, çok ayıp yani. Demek ki heva hevesimiz ne isterse ilk söyleyeceğimiz la. Hayır, hayır, hayır. Sen girersen Allah o kalpten, o bünyeden çıkacak. Hem de o kadar kıymet veriyor ki o bünyeye. Arşa sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Bu kadar kıymet veriyor. Tevhid değişmeyen ama değiştiren bir hakikat olarak hayatımıza girmek zorunda. Yani bu aldığımız derslerde sabitleri değiştirmek değil, kendi hayatımızı değiştirmekle uğraşmamız gerekiyor. Kendini Darül Erkam'a yeniden girip ders almaya muhtaç bir adam gibi hissetmedikten sonra tevhidin pazarda, manavda satılan bir tevhidden başka bir şeye dönüşmüyor maalesef. Tevhid, mahlukatın kesreti üzerinden vahdete ulaşmaktır ve bu yolda da en büyük rehber aleyhissalatü vesselamdır. Eğer onun rehberliğini baz almazsak başımıza neler gelir? Mülkte tevhid sarsılırsa Karun'a benzeriz. Hükümde tevhid sarsılırsa Firavun'a benzeriz. İlimde tevhid sarsılırsa hahamlar gibi oluruz. Korkuda tevhid sarsılırsa Belam İbni Bağura gibi oluruz. Ümitte tevhid sarsılırsa Samiri'yi çıkar ortaya. Ben bir gün olmasaydım bu vakıf, bu dernek bu halde olur muydu demen bile tevhide aykırıdır. Bir gün bunu diyeceksen eğer, o vakıf olmasaydı daha hayırlı olduğunu görürsün. Dinin peygamberi vefat edip Darüsselam'a göçtüğünde dahi bu din devam ettiyse hiçbirimiz vazgeçilmez değilizdir. Kendimizi vazgeçilmez zannetmemiz bile tevhide aykırı bir meseledir. Evet, şimdi okuyabiliriz. Üçüncüsü, bu kainatın halıkı, bu kainattaki bütün makasıdının en ehemmiyetli medarı nevi insan olduğundan ve bütün hitabat-ı sübhaniyenin en anlayışlı bir muhatabı nevi beşer olduğundan, o nevi beşer içinde en meşhur, en namdar ve asarıyla ve icraatıyla en mükemmel, en muhteşem fert olan Zat-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam, o nevi namına, belki umum kainat hesabına kendine muhatap ittiaz eden Zat-ı Ferdi Zülcelal, elbette onu hadsiz kemalatta, hadsiz feyzine mazhar etmiştir. İşte bu 3 nokta gibi çok noktalar var, kat'i bir surette ispat ederler ki, şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam, kainatın manevi bir güneşi olduğu gibi, bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in ayet-i kübrası ve o Furkan-ı Azam'ın ismi azamı ve ismi ferdin cilve-i azamının bir aynesidir. Kainatın umum zerratının, umum zamanlardaki, umum dakikalarının bütün aşirelerine darp edilip, hasılı darp adedince, o Zat-ı Ahmediye'ye salatu selam, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zat-ı Ferd-i Ehad-i Samet'ten niyaz ediyoruz. 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi.
Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz miydi bir insan? Onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti. Evet, şer-i mübini, şehbalini adıl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.